Hozan oğlu, Hozan oğlu. Ama önce yukarıdakinin o boruyu temizlemesi lazım. Aa, tuvalete girdiyse olmaz. Yepyeni bir güneş doğsun. Biz 12 Eylül direnişçileriyiz. Onlar içerideydi. Ama biz dışarıdaydık. Üç şeyi unutamadım Metris'te. Bunlardan bir tanesi meşhur köfte ekmek arabası. Aşık grevinin o 25. günlerinde, 20. günlerinde bu adamların kafası basmıyordu. Bir köfte ekmekle satın alacaklarını zannediyorlardı. Onu dolaştırıyorlardı. Askerler bile delirecek durumdaydılar. Yani sabah 7'den akşam kaçlara kadar Türkiye'm Türkiye'm cennetin parçası oluyordu. Böyle hapishaneden çıktıktan sonra müzikle ilgilenmeye başladım. 5-6 tane master albüm gelmişti. Bunlardan bir tanesi baktım Müşerref Akay'ın albümü. Baktım Türkiye'm parçası var. Tabii şey de yapmadım, belli de etmedim. Kaç para dedim bu albüm hakları? O zamanlar 3500 TL'ydi. Dolar üzerinden satın aldım ve beklettim. Haklarını aldım, hiçbir yerde benim iznim olmadan bu albüm asla çalınamaz. Güneş altında tutsaklar, geçer sonbahar, bakıyorlar. Şirin mi şirin, gece oldu evi, Samsun asfaltında otomobiller. Bunun kaç dakika ya da kaç saat sürdüğünü de bilmiyorum. Bilincim yerine geldiği zaman karanlıkla karşılaştım. Kömür deposu boşaldı işte. Mama sonbahar. Hemen dışarı alınıyorduk ve kıç balakasına tabi tutuluyorduk. Kıç balakası dediğimiz şey... Ne güzeldir yollarda. Hücreye aldılar beni. Hücrenin en temel özelliği aynen şu anki mekandaki olduğu gibi karanlıktı yani. Kör bir hücreydi ve bütün hücreler kördür. Işık girmez. Bizim kuşak bizim yaşadıklarımızı anlatmadılar gençlere. Güldün mahzuninin berbat. Dede Efendi'den bir müzik kurumuz vardı. Ahtuti Mucize-i Güyam diye şarkı söylüyordu. Askerin biri telsizde şey diyor. Komutanım, komutanım, bilinmeyen bir dilden bilinmeyen bir şarkı söylüyor. Ben tabii beni öldürecekler duygusunu son güne kadar yaşadım. Çünkü ya öleceksin ya bu ifadeyi, bizim istediğimiz ifadeyi vereceksin. Vurma zalim, vurma aman 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 aman. Yara. Ben konuşmayınca aradan işte 10 gün falan geçince bacım bu kadar işkence gördün konuşma dedi artık. Bundan sonra konuşma dedi. Yemekler, konserler, anma günleri organize ettiler. Ancak son organizasyonları diğerlerinden biraz farklı. Görme yetisinden yoksun kalanlar bu kez 12 Eylül karanlığını yaşadılar. Açıkçası heyecanlıyım. Yani ilk defa yaşayabileceğim bir şeydir. İlk defa yaşıyorum bunu.
Herkesin hayatında bir kez olsun böyle bir deneyimi yaşaması gerekiyor. 12 Eylül'ün karanlık yüzünü böylesine bir karanlık odada görmeyi 12 Eylül döneminde sıkıntı yaşayanlardan birisi olarak görmenin hüznünü, acısını, ızdırabını ve öfkesini taşıyacağım. İçeri girerken sağ elinizi bir öndeki kişinin sağ omzuna koyunuz ve bırakmayınız. Bırakırsanız kaybolabilirsiniz. Bu durumda müessesemiz sorumluluk kabul etmiyor. Evet, iyi. 3 saat boyunca zifiri karanlıkta kalanlar çıkışta biraz şaşkındı. Görmeden yaşamanın, paylaşmanın tadına vardılar, körlüğü yaşadılar. İçeride büyük bir karanlık yaşadınız. Ne kadar süre kaldığımızı hatırlamıyoruz. Evet, ne hissediyorsunuz? Kendim. Çok özgür hissediyorum kendimi orada. Yani çok bir anda özgürleştim. Bütün her şeyden çok rahat ağlayabildim, rahat gülebildim, rahat bütün mimikleri yapabildim. İçeri girdiğimde şubeye girdik hissettim. Tabii o zaman gözümüz bantlıydı. Ama burada olmaktan, bu insanlarla beraber olmaktan, eski arkadaşlarımla, yoldaşlarımla birlikte olmaktan, buradaki insanlarla, tertiplerle, yani insanlarla birlikte olmaktan müthiş de mutlu oldum. Yüzleşmek güzel bir şey. Kendi içinde yüzleşiyorsun. Karanlıkta birbirimize bakmaya ihtiyacımız var. İlk önce karanlığa alışmaya çalıştık. Önce o duyguyla boğuştuk. Gerçekten de insanı çok tuhaf, böyle bir deneyim sağlayacağımı düşünmezdim. Rahatlatıcı bir etkisi var. Aynı şeyleri herhangi bir gün ışığında ya da işte ışık altında herkesin birbirini görebildiği bir ortamda dinleseniz asla bu kadar iliklerinize, hücrelerinize kadar işlemezdi. Görme engelliler de bu deneyimi yaşamak için oradaydı. Burada bunları paylaşmak çok güzel. Benim için farklı olan kısmı benim de görülmediğimi bilme duygusu. O